Herkese Hamburg'dan merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Her şey yolundadır. Yine sokaklardayız. Hamburg sokaklarını keşfediyoruz ve bir yandan da sizlerle buradaki yaşam üzerine bir şeyler paylaşmaya çalışacağım bu videoda her zaman olduğu gibi. Bugünkü videomda birazcık sizlere Almanya'daki ikinci el araba fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Benden çok sayıda istendi bu. Çok kez istendi uzun süre ama bugüne kadar çekmemiştim. Benim de açıkçası kanalımdaki en önemli eksik konulardan biriydi. Şimdi daha önce zaten anlatmıştım bir iki kez. Belki önceden izlemiş olanlar bilirler. Almanya'da ehliyet almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ehliyetten sonraki aşamamız ise bir araba satın almak ama şu anda ona gelene kadar önce bir ehliyete sahip olmak gerekiyor. Çünkü Almanya'da bu tarz işler gerçekten çok yavaş ilerliyor. Bunları da zaten anlatacağım. Çünkü burada koronadan ötürü 7000 kişinin ehliyeti iptal edildi. Ve sınava giren çok az eğitmen olduğu için çok da öyle hadi ince sınav açmıyorlar. Sınavlar Temmuz ayına kadar iptal olduğu için ben de eşim de normal almış olduğumuz sürüş derslerine bir sürü ara vermek istedik. Dedik ki nasıl olsa şu anda sürüş derslerini alsak dahi sınava giremeyeceğiz. Dolayısıyla bir sonraki sınav tarihini bekleyene kadar da köreleyeceğiz. Çünkü ikimizin de sürüşü çok da iyi değil. Bu sebeple biz de böyle bir karar aldık ve durumların normalleşmesini bekleyeceğiz. Durumlar normalleşir normalleşmez sürüş derslerimize kaldığımız yerden devam edip bir şekilde ehliyet sınavına girerek ehliyet sahibi olmaya çalışacağız. En son durumumuz bu ve orada bir ilerlememiz yok ne yazık ki. Tamamen dediğim gibi pandemi şartlarından ve birazcık da Almanya'daki bu tarz işlerin yavaş ilerlemesiyle alakalı bu durum. Ama yine de bir yandan da işte arabalara falan denk geldikçe bakıyorum ben de böyle en azından bilgim olsun. Neymiş ne değilmiş. Normalde çünkü çok araçlardan anlayan biri değilim. Hatta o konuda bana yardımlarınız olursa çok çok sevinirim. Yani araçlardan iyi anlayan arkadaşlar yorumlara bu konudaki tavsiyelerini, yorumlarını bırakırlarsa ben de oradan faydalanacağım muhtemelen. Ama bugün size benim bildiğim bir tane bir ikinci el araç satan bir otogaleri var. Oraya götüreceğim. Oradaki araçlara zaman zaman denk geldikçe bakıyorum. Bugünkü de bakarken bir yandan bu gördüklerimi sizlerle paylaşacağım. Bakalım orada ne gibi araçlar olacak. Gelin hep birlikte isterseniz oradan yeni araçlara bakalım. Geldik ilk aracımıza. İlk aracımız bir Opel Astra Sport modeli. Gayet temiz görünüyor dışarıdan baktığımızda. Siyah renge sahip. Ben normalde araçlardan çok anlamam bu arada ama bildiğim kadarıyla yorumlamaya çalışıyorum. Lütfen daha iyi bilenler de aşağıda fikirlerini yazsınlar yorumlarda. Ben de faydalanayım. Diğer takipçilerimize faydalansın. Şimdi Almanya için böyle bir Opel marka arabadan bahsediyoruz. Tabii ki Opel bir Alman markası. Bu aracın fiyatı 7900 euro. 113.000 kilometrede ve dizel bir araçtan bahsediyoruz. 113.000 kilometre bence çok kullanılmış bir araç değil diye düşünüyorum. O açıdan 7900 euro da buna karşılık bence gayet makul bir para gibi duruyor. Baktığımızda zaten araçta tertemiz bir araç. Bakalım sırada hangi aracımız var? Arkada bir tane Mercedes görmüştüm. Hemen gidip ona bir bakalım. Nasıl Mercedes durumu? Sevgili kameraman, şöyle çekebilir miyiz aracı? Evet. Gayet güzel bir Mercedes modeli. Şöyle bir Mercedes'e baktığımızda bunun kullanımı 41.000 kilometrede. Yani baya baya az kullanılmış. 40.000 kilometre yani aracın aslında neredeyse çok çok az kullanıldığını ifade ediyor. Bu aracın fiyatı da 17.400 euro. 17.400 euro aslında baktığımızda zaten böyle bir aracın sıfırı da herhalde ortalama 25-26.000 eurodur. Bence hani 17.000 kilometreye oranla çok makul gibi duruyor. Bu araç için bahsedeceğim şey benzinli bir araç ve otomatik. Onu da belirteyim. Otomatik, benzinli, 41.000 kilometrede kullanılmış şöyle bir Mercedes A180 tam olarak 17.400 euroya sahip. Bu arada bunların daha sonrası sıfır fiyatlarını da içeren bir videoyu paylaşmak istiyorum sizlerle. En azından bu videoya bakarak ikinci elle sıfır arasındaki kullanım farkını ve fiyat dengesini de bu şekilde ortaya çıkarmış oluruz diye düşünüyorum. Mercedes'ten bahsetmişken yine aynı firmaya ait Smart'lar var. Smart'lar Almanya'da çok çok meşhur. Çok tercih ediliyor. Özellikle az alan kaplaması açısından park ederken büyük bir kolaylık sağlıyor. Şöyle kırmızı bir Smart var. İki tane. Bunun fiyatı 9.800 euro. 37.000 kullanımda. Evet, bu Smart'lardan şu arkada olanı 37.000 kilometrede ve otomatik ve benzinli yine az önceki Mercedes gibi. Fiyatı da 9.800 euro. Çift kapılı sadece gördüğünüz gibi. Zaten küçük bir araç. 9.800 euro aslında belki bu paraya Almanya'da birçok büyük araç alınabilir. Ama kullanım değerine baktığımızda bence yine bu araçla tercih edilebilir. Özellikle parktan, park alanından tasarruf etmek isteyenler için. Şimdi öndeki Smart'tan devam edelim. Muhtemelen çok fark yoktur ama hemen yanındaki araca gideceğiz. Orada Jeep modelli bir Opel var.
Ona bakmak istiyorum ben özellikle çünkü. Bu aracın da birebir özellikleri aynı. 26 bin kullanımda sadece, 26 bin kilometre. Fiyat yine 11.800, benzinli ve otomatik. Yani iki araç arasında neredeyse farklı. İstersen bir de Opel'e geçelim. Opel'i çok merak ediyorum çünkü. Jeep modelinde bir araç. Bunların çünkü durumu birazcık daha farklı olabilir. Gördüğünüz gibi gri renkli bir Opel'den bahsediyoruz. Bu Opel'in fiyatı ise 11.800 euro. Yani Jeep modelinde bir araçtan bahsediyoruz. Fiyat olarak bence makul. Ama tabii ki kullanım değerine baktığımızda aslında kullanım da çok fazla değilmiş. 74.000 kilometre bence yine makul. Benzinli bir araç bu. Bunun dışında bahsedebileceğim diğer özellikleri çok standart şeyler. Bence gördüğümüz araçlar arasında bu Opel'in fiyatı bulunduğu duruma göre de makul görünüyor. Bu arada bu araç 2015 model. Yani baktığımızda çok eski değil. 6 yıllık bir araç. Kullanımı 74.000'de. Fiyat olarak bence baya baya uygun gibi duruyor. Bilmiyorum aynı araç Türkiye'de ne kadar ama böyle kocaman bir araca 11.800 euro karşılığında sahip olmak sanki çok zor değilmiş gibi diye düşünüyorum. Yandaki araca geçelim. Yanda bu sefer Fiat'ın bir modeli var. Bunlardan Türkiye'de var mı bilmiyorum ama bunlar da yine Smart'lar gibi Almanya'da çok meşhurlar. Çünkü park alanından tasarruf edilen böyle küçük araçlar Almanya'da çok tercih ediliyor. Özellikle kadınlar bu tarz araçları çok kullanıyor. Bakalım. Bu aracımız ise 2016 model ve 67.000 kilometrede. Fiyatı ise 10.900 euro. Cıvıl cıvıl, yani gerçekten cıvıl cıvıl diyorum ama tertemiz cilok gibi araç bence. Bilmiyorum dışarıdan göründüğü bu. Fiyat olarak iyi çünkü derin ve temiz araba bulmak da aslında kolay değil. Çoğu araç ya kazalı oluyor ya da başka sorunları olabiliyor. Tabii ki bunları alacağınız zaman satıcıdan da sorabilirsiniz, ayrı konu bunlar ama ben en azından üzerindeki etiket değerlerine bakarak ortalama tahmini bulmaya çalışıyorum. Fena durmuyor. Yanındaki araca geçebiliriz. Yanındaki araç ise biraz daha farklı bir araç. Aile tipi dediğimiz bir Volkswagen marka araba. Görüyorsunuz bu zaten sanırım 6-7 kişinin seyahat edebileceği bir araç. Hatta bakalım hemen. Evet, dediğim gibi 7 kişiyi alabiliyormuş bu araç. Volkswagen'ın Touran diye geçen modeli bu. 2017 model benzinli bir araç. Fiyatı, kullanım değerine baktığımızda 73.000 kilometrede ve 17.000 euro karşılığında bu aracı sahip olabiliyorsunuz. Yani ortalama değerine baktığımızda 73.000 kilometre 17.000 euro. Aslında fiyat yüksek gibi ama yine de 7 kişiyi barındırması, aile boyu bir araç olması. Kullanım yılına da baktığımızda 2017, yani sadece 4 yıllık bir araç olması açısından değerlendirmesi yine de uygun gibi diye düşünüyorum. Dediğim gibi sizler bu konularda fikir sahibiyseniz yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Öte yandan Türkiye'deki fiyatlarını da belki o şekilde kıyaslayabilirsiniz. Çünkü ben Türkiye'ye dair hiçbir şey bilmiyorum araçlar konusunda. Sadece Almanya'daki ortalama bu fiyatlardan haberdarım. Bunları da sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Neyse, gelmiş olduğum bu araç galerisinde görmüş olduğum yaklaşık 8-9 tane araç vardı. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışayım. Umarım sizler açısından da faydalı olmuştur. Evet, otogaleriden çıktık. Ben de yol üzerinde bir yerden kahve aldım. Genelde hep anlatıyorum zaten videolarımı çekerken. Bir şekilde sokakta bir yerlerden kahve alarak çekimlerimi yapıyorum açıkçası. Benim için de bahane oluyor. Hem sohbet hem kahve bir arada oluyor. Şimdi biraz araçların durumlarından bahsetmek gerekiyor. Ya benim aslında çok dediğim gibi bu konularda deneyimim yok. Araçlardan çok anlayan biri değilim ama gördüğüm kadarıyla hani oradaki araçlar aşağı yukarı aynı seviyelere sahip. Çok öyle birbirinden aşırı ayrışan arabalar yok gibi. Bir şekilde modelleri, kullanım durumları, markaları falan değerlendirdiğimizde hemen hemen aynı seviyedeler. Tabii ki Almanya'da daha yüksek fiyatlara ya da daha düşük fiyatlara araçlar bulmanız da mümkün. Hatta o kadar düşük fiyatlara araçlar bulmanız mümkün ki 1000-2000 eurolara dahi araç var Almanya'da. Tabii ki kullanım durumuna değindiğimizde çok da iyi durumda olmayabilirler ama sonuç olarak o paraya da araç var mı? Var. O açıdan bence Almanya birazcık bu konuda hani alım gücüne oranla araç sahibi olmayı çok zorlaştıran bir ülke değil. Bir yandan da size şöyle sokağa göstereyim. Öyle sohbet edelim. Yani cebinizde ne kadar para varsa ona göre bir araç almanız mümkün aslında. Sıfır araç almak isterseniz tabii ki sıfır araçlar daha da pahalı. Ama yani 20.000 euroya da hatta 20.000'in altındaki fiyatlara da aslında sıfır araç satın alabiliyorsunuz. Bu bence çok güzel bir şey. Özellikle ben sıfır araca bineceğim. Gıcır gıcır yepyeni bir aracım olsun diyorsanız 15-16.000 eurodan itibaren sıfır araç sahibi olabilirsiniz. Bence bu da Almanya'da yaşayan ve çalışan biri için çok çok imkansız bir şey değil. Çok daha lüks araçlarda tabii ki fiyatlar daha da artacak ama sonuç olarak sıfır araca 15.000 ve üzeri bir rakam karşında sahip olabilirsiniz.
Bu arada bu araçları nakit bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani cebinizde diyelim ki o araçları gördünüz, 10.000, 12.000 arasında fiyatlara sahip. O parayı tek seferde nakit olarak da verseniz sahip olabilirsiniz. Ama bunun dışında finansiyonluk dediğimiz aslında kredili taksit seçeneği de var. Yani aslında bu Türkiye'deki gibi. Eğer cebinizde belli bir miktar varsa peşinat olarak verebileceğiniz kalanını da taksitlere bölerek alabiliyorsunuz. Bu inanılmaz büyük bir kolaylık. Tabii burada bahsetmemiz gereken bir diğer detay ise şu. Buradaki kredi faizleri Türkiye'deki gibi yüksek değil. Yani diyelim ki işte 10 bin lira ya da 10 bin euro çekiyorsanız buna direkt 2000, 3000 euro, 5000 euro faiz binmiyor. Türkiye'deki gibi faiz oranları gerçekten çok düşük. Dolayısıyla insan bir şekilde cesaret ettikten sonra kredili araba satın alabiliyor. Bence mükemmel bir kolaylık. Peki bir başka araç alma opsiyonu ne? Buna da leasing deniyor. Leasing ne demek? Özellikle şundan bahsedeyim. Almanya'ya yeni geldiniz ve araç tamiratından anlayan biri değilsiniz. Tıpkı benim gibi. Ve tamir fiyatlarından haberdar değilsiniz diyelim. Leasing bu noktada bence tam da kurtarıcı. Özellikle durumu benim gibi olanlar. Yani Almanya'ya sonradan gelmiş ve bu araç ve tamirat işlerinden hiç anlamayanlar açısından son derece güzel bir opsiyon. Peki ne yapılıyor leasingle? Diyelim ki bir araç beğendiniz. Şu an yol yürüyoruz. Şu aracı beğendik diyelim. Diyelim ki 3 yıllık ben buna sahip olmak istiyorum. Yeni geldim. Ehliyetim yeni ve kendime çok güvenmiyorum. Kaza yapabilirim ya da tamirat problemi ortaya çıktığında ne yapacağımı bilmiyorum. Kime yaptıracağımı bilmiyorum. Çünkü Almanya'da gerçekten tamirat işleri de çok pahalı. Tam da bu durumdakiler için leasing çok etkili bir yöntem. Çünkü leasingle araca sahip olduğunuz an cebinizden tamirat için ya da başka şeyler için, sigorta için ekstra bir ücret çıkmıyor. Diyelim ki 2 yıllık ya da 3 yıllık sözleşme yaptık. Az önce göstermiş olduğumuz şu araçlardan biri için. 3 yıl boyunca ben bu araca her ay diyelim ki 300 euro ödüyorum. Örnek veriyorum şu anda. Daha altında da olabiliyor. Araç modeline göre daha yükseklerde de olabiliyor. 300 euro karşılığında diyelim ki aracın bir tamirat, bir aksanında bir yerinde problem mi oldu? Motorunda herhangi birinde. O zaman evet, gençler eğleniyorlar bu arada. Onların sesi umarım size fazla gelmiyordur. Her neyse. Tamiratla ilgili bir problem mi oldu? Ya da sigortayla ilgili bir problem mi oldu? Ya da kaza mı oldu? Sizin cebinizden ekstra bir bütçe çıkmıyor. Siz her ay 300 ödüyorsunuz. 3 yıl boyunca o aracı rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. Aslında rent-a-car mantığı gibi ama araca tamamen o süre boyunca siz sahipsiniz. Yani 3 yılsa 3 yıl, 2 yılsa 5 yılsa tamamen ne kadar sürelik bir kontrat yaptığınızla alakalı. Bence çok iyi bir yöntem. En azından ileride bir problem yaşayacağınız zaman ekstra cebinizden para çıkmayacak. Bence iyi. Niye olmasın ki? Açıkçası ben de bu yöntemi düşünüyorum. Tabi leasingde bir de şöyle bir şey de var. Diyelim ki 3 yılın sonunda siz o aracı sahip olmak istediniz. Yani 3 yıl boyunca işte 200 ya da 300 ne ödüyorsanız ödeyin. Sonrasında belli bir bütçe karşılığında sanırım. O şekilde de 3 yıl sonunda o aracı sahip de olabilirsiniz. Ya da sahip olmak istemeyip sadece 3 yıl kullanayım verip sonradan kendime yeni bir araç alayım derseniz yine leasingi de düşünebilirsiniz. Dediğim gibi bence kesinlikle Almanya'ya yeni gelenlerin düşünebileceği bir yöntem bu. Açıkçası biz de işte eşimle birlikte çok iyi sürüş deneyimine sahip olmadığımız için bu yöntemi düşünüyoruz. Eğer araç almazsak muhtemelen leasing üzerinden bir araca sahip olmaya çalışacağız. Anda şöyle araçlar var. Bir yanda da benim favorim bisikletler var şurada. Ama dediğim gibi aracı sahibi olmak da aslında önemli bir şekilde. Herkesin de araç kullanıyor olabilmesi lazım. Ben de bugüne kadar ihmal etmiştim ama artık bu işin peşinden gitmeye çalışıyorum. Her neyse, umarım videomda vermiş olduğum bilgiler ve araç fyatları sizler için yeterli olmuştur. Yine benzerlerini çekebilirim bu arada. Talep ederseniz sıfır araç fyatları da olabilir, ikinci el araç fyatları da olabilir. Ya da farklı önerileriniz varsa aşağı yorumlara bırakın. Araçlar konusunda tavsiyelerinizi de aşağı bırakın. Özellikle sizlerin de favori araçlarını merak ediyorum. Ve tavsiye ettiğiniz araçları da tabii ki merak ediyorum. Bunları hepsini aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu arada eğer ilk kez beni bu videoyla keşfettiyseniz kanalımda her hafta düzenli olarak Almanya'daki yaşantım ve deneyimlerim üzerine videolar paylaşıyorum. Abone olarak zil ikonuna basarak bu videolardan haberdar olabilirsiniz. Haftaya yeni videoda görüşmek üzere. Herkese Almanya'dan selamlar.